2022-2023 sezonu başladı. Şunu gördüm. Camia tek vücut olma yolunda çok büyük adım attı. Şimdiden söylüyorum. Bir kombine rekoru gelirse şaşırma. Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'den başka dostu yok. Çıkar Berke'yi oynat mesela o maçta. Fenerbahçe'ye veda et. Burak Kapacağı mesela çıkar oyna. Bizde rakip çok. İşimizde rakip yaratmayalım. Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluk Fenerbahçe'mize yakışır. Kaptan hoş geldin. Hoş bulduk. Derbi sonrası bir puan. Çok kötü sonuç olarak görmüyoruz. E, zaten ikincilik yarışında bir puan da önemliydi. E, onu aldık. Yani müsaade edersen bugün maçla başlamayalım istiyorum. Daha önemli konular var diye düşünüyorum. Birincisi bu e, geçen hafta biz e, Trabzon eleştirisi yaptık burada. Evet. Ve onun üzerine bir e, pankart rezaleti yaşadık. Evet. E, hem onu konuşalım hem Bence onun kadar önemlisi bu Trabzon sayesinde camiada bir, bir birleşme evet. görülüyor. Bunu divan kurulu toplantısında da çok net bir şekilde gördük. Ben öncelikle e, Sayın Başkan Ali Koç'a teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bilhassa bu e, 61 numaralı forma konusunda e, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sayın Uğur Dündar'a sahip çıktığı için. E, yani bu camia içindeki kırılmaların biraz onarılmaya başlandığını, başladığını hissediyorum ki bunu çok önemsiyorum. Açıkçası Fenerbahçe biz birlik bütünlük sağlayamazsak tek vücut olamazsak hangi Santıforgi gelirse gelsin hangi hoca gelirse gelsin evet. olmuyor olmayacak da bununla ilgili çok pozitif bir hava gördüm son bir haftada Trabzon sayesinde bence ondan başlayalım Trabzon'da konuşalım ee, başkanın bu seferki çıkışı başkan başkan olduğunu hatırladı diyorum. 2022-2023 sezonu başladı. O konuşmalarla başladı başlayalım. mücadele başladı değil mi? Evet. İyi oldu, erken başladı. Çünkü iş işten geçtikten sonra başlaması hiçbir zaman evet. fayda getirmiyor. Bu sefer ee, daha sıkı tek vücut olarak gireceğiz gibi duruyor. Bu beni çok açıkçası ee, sevindiriyor. Başkanımızın açıklamalarından sonra fark ettin mi? Başkanı muhalif olanlar bile, başta olmak üzere, herkes arkasında durdu. Herkes evet. destek verdi. İşte bizim başkanımız dedi değil mi? Evet. Aslında bu bize çok güzel bir mesaj veriyor. Ne Ali Koç'un ne Fenerbahçe'nin kötülüğünü isteyen hiçbir Fenerbahçeli yok. Olamazdı zaten. Yani onun Fenerbahçeli olduğundan şüphe ederim zaten. Tabii. Herkes arkasında. Yani doğru şeyler yapıldığında herkes destek veriyor. Bunu görmüş olduk. Aslında başkanımız için de çok güzel bir mesaj. Evet. Onun da hoşuna gitmiştir, sevinmiştir. onora olmuştur. Evet. Motive olmuştur. Ee, bu havayı kaybetmememiz lazım. Beşiktaş maçını ben puandan çok o açıdan önemsiyordum. Yani evet. sıkıntılı bir skor olmasın. Havamızı kaybetmeyelim. Güzel bir birliktelik oluşturduk. Bozulmasın bu diyordum. Bozulmadı. Çok iyi oldu. İyi oldu. Ee, şunu artık kabul edelim. Mesela bir sürü kişiyle gerginlikler yaşandı değil mi? Mesela örnek olsun diye veriyorum. Hulusi Belgü ile başkanımız bir gerginlik yaşadı değil mi? Hı hı. Hulusi Belgü'nün Fenerbahçeliğinden hiçbirimiz şüphe duyabilir miyiz? Çok büyük Fenerbahçeli, müthiş bir Fenerbahçeli. Hem duyamıyoruz hem ben yazdıklarını da gayet iyi okuyorum şu süreçte verdiği başkana verdiği desteği de net bir şekilde inanılmaz destek koyuyor. veriyor değil mi? Evet. Demek ki kimse yani en çok sadece son gerginliği onunla yaşadığı için Hulusi Belge örneğini veriyorum. Hı hı. ne kadar güzel destek verdi değil mi? Arkasında tamamen başkanımızın arkasındayız. İşte bizim başkanımız diyor. Evet. Herkesin duygularına tercüman oluyor. Demek ki kimseyle takışmaya gerek yok. Kendi içimizde düşmanlar yaratmaya gerek yok. Birlik beraberlik havasını yakaladıktan sonra biz Fenerbahçe'nin önünde hiç kimse duramaz. Bunu yakaladık aman bu bozulmasın. Evet aman bozulmasın. Ee, burada divandaki konuşmalar e, gene e, sevgili Ahmet Bulut'un konuşması vardı. Müthiş. Mükemmel bir konuşmaydı hakikaten. E, her seferinde e, geçen sefer de çok güzel bir konuşma yaptı. Bu sefer de çok güzel konuşma yaptı. E, şunu gördüm. E, camia tek vücut olma yolunda çok büyük adım attı. attı. Bunu devam ettirmemiz lazım. Şimdi mücadeleyi başlattık. 2022-2023 sezonu mücadelesi başladı saha dışında. Evet. Ama bak. Yani bir negatif hava yaymak istemiyorum ama ama uyarımı da yapayım. Biz daha önce çünkü bunlardan çok çektik. Biz bu mücadeleyi verelim. Hep beraber taraftar olarak mücadele verir. Yönetimimiz, başkanımız önderlik ederler bu mücadeleyi evet. ama futbolcular bu işin dışında kalsın. Evet. Aman Kocular onlar sayesinde konsantre olsunlar. 100'deyiz. Onların konsantrasyonu dediğin gibi bozulmasın. Burada e, açıkçası biz bu konuyu da çok konuştuk senle. Her program konuştuk neredeyse. Şunu söyledik. Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'den başka dostu yok. Evet. Dün Beşiktaş maçı. Fenerbahçe Beşiktaş arasında büyük bir gerginlik mi var? Yok. Evet. Maç başlıyor. Atmosferi görüyorsun. Atılanları görüyorsun. Maçtan önce Ahmet Nur Çebi'nin bir arabada bir olay oldu. Onunla ilgili onu da bence konuşmamız lazım. Oradaki yaklaşımını görüyorsun. Yani bizim dört sene boyunca federasyonda dost olalım. Galatasaray Başkanı ile dost olalım. Beşiktaş Başkanı ile dost olalım. Aman Trabzon'a ayıp olmasın. Beşiktaş Başkanı istemedi diye Dorukan almadık. Evet. Doğru mu? Doğru. Şimdi o Dorukan Trabzon'a giderken Beşiktaş Başkanı hiç rahatsız olmadı. Evet. Ve o Beşiktaş Başkanı evet. sana hakem için koş oyununda çalışıyor dedi. Bugün Beşiktaş taraftarı gelip Trabzon'la ilgili bir eleştiride bulunun zaman Ali Koç'un gazına mı geliyorsunuz diyor. Yeah. Yani Ali Koç'un gazına mı geliyorsunuz diyor. Bu resmen ne demek? Yani e, kardeşim biz Trabzon tarafındayız. Ne oluyor Fenerbahçe'nin bu çıkışına? Niye sen Fenerbahçe tarafındasın bu Aynen işte? Aynen öyle. Beşiktaş taraftarına diyor ki Trabzon'la Fenerbahçe arasında gereğnikle ben Trabzon tarafındayım. Hmm. Sen niye Fenerbahçe tarafındasın diyor. Doğru. Çok güzel ifade ettin. Biz de dostumuzu, düşmanımızı bilelim bundan sonra. Evet. Beşiktaş başkanının Trabzonlu olduğu da çok konuşuluyor biliyorsun yani Beşiktaş'ı ben Beşiktaş camiası olarak rahatsız olurdum bu arada söyleyeyim yani benim başkanımın ben Trabzon'un kayığına binmesine sarı aksın isterim De. Trabzonlu mu Beşiktaşlı mı Fenerli mi bana biraz e, ters geliyor Beşiktaş'ın iç iş işleridir ama şuraya geleceğim Beşiktaş'la da ilişkilerimizi belirli bir noktada tutmamız lazım. Trabzon'da zaten tutmamız lazım, Galatasaray'da tutmamız lazım. Dostumuz, düşmanımız bilmemiz lazım. Bundan sonra şu geldiği nokta başkanın doğru nokta. Yani, yani burada herkese herkese savaşalım, herkese kavga edelim. Türk futbolunu e, kötü günlere götürelim. Kimsenin öyle bir isteği evet. yok. Ama net bir tablo var. Bu tabloda da şu anda gidilen yol, bu yol, bu yolda devam etmek lazım. Geçen hafta biz programı Cumartesi sabah çektik. Evet. O sabah itibariyle de Trabzon konusunda... Uyarılarımızı yaptık ve demiştik ki ya artık Türk futbolunun marka değeri falan bunlar bizim için önemli değil. Evet. Senelerce başkanımız bunun peşinde koştu. Doğrusu bu ama herhangi bir medeni Avrupa ülkesinde doğrusu bu. Türkiye şartlarında doğrusu bu değil. değil. Dedik. Trabzon konusunda uyarılarımızı yaptık. Uyarılarımızın akşamında o pankart asıldı. Evet. Beşiktaş konusu da farklı değil. Gerek yok şu anda. Böyle can ciğer kuzu sarması olmamıza gerek yok. Gerek yok. Biz gayet biz bize yeteriz. Biz birlik olduğumuz için, biz tek vücut dışarıya karşı olduğumuz için de e, olduğumuz sürece de başarı gelir diyelim. E, maça istiyorsan direkt geçelim. Trabzon konusunu çok da kısa geçmemek lazım. Yani o açılan pankart hiçbir aşılaması yok. Yani bundan sonra artık bu işin geri dönüşü. E, bugün e, siyasetin Trabzon'u şımartma seviyesinin Geldiği nokta artık tahammül edilemez bir nokta evet. oldu. Ya yani ben hakikaten Fenerbahçe-Trabzon maçında seyircili bir maçta artık korkmaya başlıyorum. Yani işi çok yanlış noktalara götürüyorlar. Evet. Cumhurbaşkanımız geliyor, Yüksek Divan Kurulu üyesi oluyor. Ee, sevgili Ali Koç maça davet ediyor. Diyor ki ben diyor Avrupa maçına geleyim diyor. Lig maçlarına gelmeyeyim evet. diyor. Çünkü sonuçta bir siyasetçi olarak Fenerbahçe'li olabilir. Ama çok da fazla diğer grupları rencide edecek bir şey yapmak istemiyor. Evet. Sen bugün bir tabloyu görüyorsun. Trabzon'da bütün bakanlar dizilmiş, ...hepsi demeçler veriyorlar. Balkon konuşması yapıyor ya. Balkon konuşması yapıyorlar. Yani burada artık e, iş yarından çıkıyor. E, buna da seyirci kalmamız mümkün değil. Çünkü bu iş santifor aldın, kaleci aldın... E, ...hoca aldın da olacak bir iş değil. Başkanımız her iki konuşmasında da... ...iki günü üst üste bu konuya değindi. Ve artık verdiği mesaj net. Bıçak kemiğe dayandı. Hı hı. Tamam kayırdınız... Tamam iltimas geçtiniz. Tamam arkadan ittirdiniz. Ama yeter. Evet. Bir yere kadar. Bir yere kadar tahammül sınırlarını zorlamayın bundan sonra. Mesajını net olarak verdi. Evet. Bence herkese verdi. İktidarına da verdi, muhalefetine de verdi. Her tarafa verdi. Evet. Yani orada Ekrem İmamoğlu tarafından işte fazla e, iktidarı eleştirilemedi. Bize edildi deyip bir de Koç e, Holding Başkan e, Vekili gibi bir açıklama yapılmış. O da çok... E, Yanlış buldum. Ee, Fenerbahçe Kulübü Başkanı olarak yaptı başlamaları e, Sayın Başkan. Bir bunu de da, aba altından sopa bunu gösteriyor. Da yani Koç Holding'e bağlayıp aba altından sopa göstermek gibi gibi. Yani çok e, büyük yanlışlar yapılıyor. Trabzon cephesi olsun, bazı siyasetçiler olsun, başka camialar olsun. Burada şunu söylemek zorundayım. Gerçekten bizim duruşum, duruşumuz en doğru duruş. Onun için e, sonuna kadar bu duruşun arkasındayız. Biz de her türlü desteği vermeye seve seve çalışıyoruz. E, açığız diyelim. Hadi maça geçelim artık. Geçelim vallahi. Ama şunu da söyleyeyim yani öyle bir hava yakalandı ki bana herkes gelecek senenin kombinesini soruyor. Öyle Abi yani. kombine işini ne yapacağız? Abi nereye gidi? Abi hangi tribünden alalım? Sence kaç para olur kombineler falan? Aman hakikaten çok kritik ha. Seni bak şimdiden söylüyorum. Bir kombine rekoru gelirse şaşırma. Ya ben ben de Twitter'da yazdım yani. Hakikaten teşekkür etmek lazım. Yani Trabzon camiasına ve bu işi yapanlara teşekkür etmek lazım. Bir anda birlik, bütünlüğü ve Fenerbahçe'nin ölü toprağının üzerinden atıp tabii. bizim bir anda kenetlediler. Yani şu şekilde ben yeni sezon başlasın. Bu bu gazla gidelim. Gazla yeni sezona görelim istiyorum. Evet. Yeni sezonu konuşurken dün e, dünü de değinelim tabii ki. Şimdi e, ben baştan önce şöyle düşünüyordum. Bu arada geri dörtlü Ferdi hariç tabii yeni isimlerdi ve hata yapan isimlerdi. Yani, yani. Seran dörtlü savunmada geçen sene çok aksamıştı. Tisserand Novak ikilisiyle biz ne zaman oynadık? Hiç Çatılı, oynamadık. Yani üçlü defansta Tisserand sağ stoper, tabii. Novak sol stoper oldu. Tabii. Üçlü Ama ikili olarak hiç oynamadılar. Ee, ve Novak da aksıyordu, Tisserand da aksıyordu. Ee, Nazım, Sabek... Bana çok e, bizim arkadaşlar takılıyorlar. Ben Nazım'ın yedek olarak hep kalmasını ve beğendiğim taraflarını söylüyorum. Yani ben Nazım beğeniyorum derken Nazım'ı müthiş bir savunmacı olarak beğenmiyorum ama insanlar beğenmiyorlar ya ben de o vardır. Tolga Ciğerci de mesela He. çok beğenmezler. O yüzden He. ben çok beğeniyor gibi gözüküyorum Veya Selçuk Şahin'de de bu olurdu. He. O değil aslında. Yani Nazım tabii ki ben Nazım'dan daha iyi. O sayı varken Nazım oynamaz ama yedek kalması tarafta. neyse bu üçlünün oynadığı bir Dün çıkarken çok hata yaptı ama değil mi? Yaptı. Nazım? Ama hepsi yaptı. Hepsi yaptı tabii. Hepsi yaptı. Baskı yedik. Askeri o baskı de. sırasında da çok hata yaptı. Evet. Şimdi bu takımın defanstan top çıkaramayacağı biraz geldi. aslında uzun top oynayarak çıkmaya çalıştık. Evet. Serdar Dursun orada yeterli olamadı maalesef. Olmadı. Orada asıl görev Serdar Dursun'a düşüyordu. Ama ben maçtan önce uzattım. Son sözü evet. söyleyip sana vereceğim. Maçtan önce Fenerbahçe orta sahası Gustavo, Mert Hakan, Zaits hatta İrfan da orta saha gibi futbolcu evet. olduğu için orası çok kalabalık. Beşiktaş'ın Josef ve Emirhan'la oynuyor. Evet. Yani bir tek Josef'e kalacak. Emirhan oradaki o yükü taşıyamayacak. Biz orta sahada Beşiktaş'ı ezeceğiz diye düşündüm evet. maçtan önce. Tam tersi oldu. Tam tersi oldu. Çünkü orta sahada oynanmadı maç. Hiç oynanmadı. Hep hep uzun oynadık. Evet. Hep uzun oynadık. O da bizim aleyhimize oldu. Evet. Şimdi orada ne bekliyorsun? Özellikle Gustavo ve Zayt ikilisinden ben... Gelip o oyun kurulumuna katkıda bulunmalarını bekliyordum ben. Evet. Zaitis hiç yoktu meydanda. Zaitis'in bence de en kötü maçlarından biriydi. Gustavo da çok kötü. Gustavo da yoktu. Gustavo yani, da çok, yani Gustavo çok yavaş kaldı, tabii çok yani. ağır kaldı, bir türlü topuk kullanamadı. Yani geçen hafta Gustavo gayet de Crespo'nun yerini doldurabiliyor evet. mu derken. Şimdi bu da şöyle bir görüşü getirdi. Ya Crespo'suz ne oluyor bizim orta sahamız? Evet. Şimdi Crespo o derece önemli mi emin değilim. Ama dün gösterdiği ki evet. çok fark etti. Mesela o baskıyı yediğimiz anlarda Crespo'nun şu özelliği var. Boşluğu gördüğü anda driplinkle çıkabiliyor. Gustavo yapmıyor o işleri hiç. Evet. Pek girmiyor o işleri. Onlar çok değerli. O sayenin de mesela o dripling özelliği var değil mi? Var. Kalabalığın içinden bir anda çıkıyor seni e Şeye çıkartıyor, Ferah'a erdirtiyor seni bir evet, anda. Bir, evet. an, bir anda oyunu açmış oluyor onun o driplingleri. Ne Nazım'dan ne Gustavo'dan o dripling katkısını hiç alamadık. Alamadık. Ee, dediğimiz gibi bu attığımız uzun topları da Serdar Dursun yani o topu kontrol edip yerleşmemizi sağlayıp o pasları verip o oyunu çevirme işini hiç yapamadı. Ki bu iş mesela Vedat Burcu çok iyi yapardı. Evet. Değil mi? Vedat Muriç o tip tabii. adam. Topu saklardı tabii, ve tabii. yerleşmene e, faydası. Mesela Fernandao da o tip bir isimdi. Evet. Yani o tip Santifor'lardan biz bunu bekliyoruz. Evet. Şimdi e, ben Serdar Dursun'u çok eleştiren taraftayım biliyorsun. E, Serdar Dursun'un Fenerbahçe Santifor'u olamayacağını düşünmeye devam ediyorum. 14 gol atmasına rağmen. Yedek Santifor olarak kalmasında bir sakınca görmüyorum. Bunu evet. iddia ediyorum ama seneye Fenerbahçe biz Şampiyonlar Ligi maçlarına, derbi deplasmanlarına Serdar Dursun'la çıkmamamız lazım. Serdar Dursun'un o İrfan'a veremediği top... Bence veremedi mi vermedi mi? Bence veremediği. Bence görmedi. Yani eh. bence yani gördü de vermedi. Bencil bir futbolcu değil çünkü. Değil. Ve görse verirdi yani o yeteneği yok. Serdar Dursun o topu aldığında o topu İrfan'a verebilecek yeteneği yok. Yani Serdar Dursun'u suçlamıyorum. O yeteneği yok. Oyun e, o yet görüşü. Yok. O, oyun görüşü yok. Topu alırken zaten onun orada olduğunu biliyor olması lazım. lazım. E şimdi onu yapamayacak bir futbolcu da Fenerbahçe'nin santraforu olmamalı doğru söylüyorsun ama ben de senin gibi düşünüyorum. Seneye de yedek kulübemde Serdar Dursun olsun isterim bu arada. Okey. O isterim. Yani işte Umut Bozok konuşuluyor Kasımpaşa'dan. İşte Umut Bozok, Serdar Dursun bu tip adamlar yani gidip de artık mali durum Sörlot'u aldın Santifor. Yani. Arkasına da e, Abu Bakar'ı aldın yedek bıraktığın gibi bir durum. öyle bir lüksümüz yok. Bir tane Sörlot, Abu Bakar tarzı bir tane alabileceğiz. Arkasına da dediğin gibi Serdar Dursun, Umut Bozok gibi isimler olabilir. Çok farklı oyuncular tabii ikisi bu arada. Evet. Umut bozokta Serdar Dursun da. Mesela atıyorum 1 sıfır mağlupsun ya da berabere gidiyor oyun son dakikalarda rakip ceza alanına yığmışsın oyunu. O zaman Serdar Dursun'un olmasın daha evet. çok isterim. Ama sen bir sıfır öndesin, biraz daha fazla kontratak yapacaksın, araya koşular yapacak oyuncuya ihtiyacın var. O zaman Umut Bozok. Evet. Kulübeden gelsin sana daha yararlı. İşte iki olsun. tane değişik farklı. olsun ki. iki tane farklı santforun olsun kulübede gayet iyi olur. Bu arada tabii o. Çıkamadık diyoruz ya hani. Orada dün hakem çok övgü aldı genelde. İşte ikinci penaltı var diyen var, var mı yok diyen var. İşte Novak ayağını çekiyor diyen var. Ya da işte, Serdar Saatçi'nin koluyla müdahale ettiği bir top var. Ben orada değilim. Ben Beşiktaş'ın o e, baskısı esnasında... Aşırı sertlikler olduğunu gördüm zaman zaman evet. hiç konuşulmadı. Evet. Mesela Umut Umut bir çift alışı var Gustavo'ya kart bile çıkmadı. Evet. Ya olacak iş değil yüzde yüz kartlık hareket. Evet. Gezal'ın İrfan Can'a bir hareketi var bence vuruyor. Mesela. Mesela. Yani evet. direkt kırmızı kart verilip Aşırı sert. Wellington'un hareketleri var. Hareketi var. var. Hareketini mesela vara gidilmez mi orada? Yani evet. o pozisyonu var görüyor. O nasıl çağırmıyor? Evet. Rıdvan'ın mesela Rıdvan gibi efendi bir futbolcunun bile aşırı sertliklerini gördüm ben zaman o zaman. Seyiricinin... O seyircinin atmosferiyle gaza geldi futbolcularda. Beş ha, Hakem de biraz müsaade etti sanki. Bence de. Ben çünkü iki tane penaltı pozisyonuna da baktığınız zaman yani şimdi e, ikinci, ikinci, ilk penaltı. ikinci de ayağını çekiyor konusunu çok konuşan yazamamış ama ben benim aleme olsaydı yani ben atak yaparken olsaydı ben altı isterdim. İsterdik. Onun için de bir itirazım Aha. yok. Yani iki penaltı pozisyonu da verilebilir. Ama dediğin gibi ben Arda kardeşinin bu maçın düşünenler var. Ben o anlamda sana katılıyorum. İşte. Ee, çok izin verdi Beşiktaş'ın bu derece sertlik yapmasına. Ee, kartlarını bana sorarsan az çıkarttı. Peki bizim futbolcularımızdan da bir kısmı o sertlik ve baskıya karşı biraz sindi mi? Sinenler oldu sanki değil mi? Oldu. İşte orada Nasıl diyeyim sana? Ee, işte orada bir e, Bruno Alves gibi bir futbolcu, evet. ne bileyim e, bir e, Emre Kesinlikle. Belezoğlu gibi futbolcu. Bu tip futbolcular tabi evet. öne çıkıyor. Bu tip oyuncular bu maçlarda çok fark ediyor. Evet. Yani iyi bir Santifor diyorsun. çünkü bir Derbi santiforu var. Adam evet. iki maç kötü oynar ama derbide çıkar iki gol atar. Evet. Derbide üstünlüğünü gösterir. Yani bu tip futbolcu eksikliğimiz var. Biz şimdi önümüzdeki seneyi konuşacağız. Şimdi ben İsmail Kartal'la ilgili yapılan eleştirilere katılmıyorum. Yani şimdi bir derbi deplasmanı. Ee, bak işte ilk defa daha zorluk derecesi yüksek bir maçta. İsmail Kartal'ın performansını gördünüz diyenlere kusura bakmayın ayıp ediyorsunuz diyorum. Hangi Fenerbahçe'yi hatırlıyorsun sen? Derbi deplasmanlarında uçup kaçıp rakibi beşliyor. Böyle bir şey yok. Yani artık bu 50 bin kişinin önünde oynanan maçlarda şampiyon olduğumuz seneler dahi çok kötü futbollarımızı, çok silik futbollarımızı biliyoruz. Onun için yani bir Beşiktaş deplasmanı üzerinden İsmail Kartal'a e, eleştiri yapmayı hakikaten e, çok yanlış buluyorum. Bu kadar eksik varken hem de. Bu kadar eksik varken e, hamle yapacak oyuncun yok. Yani e, yandan girecek bir Valencia vardı, bir Osayi vardı. Ki de ne kadar hazırdı tartışılır. E, e, zor bir deplasmandasın seyirci. Hakem sertliğe izin vermiş. Yani bunların hepsi üst üste geldiğinde İsmail Kartal'ı eleştirmek bu maç için e, bence çok e, yanlış diye düşünüyorum. Şimdi insanlar Gelecek sene yabancı hoca gelsin diyebilirler. <laughs> Mesela sen daha çok son dönemdeki başarısından sonra İsmail Hoca kalsın'a daha sıcak bakıyorsun. Evet çok bozmak istemiyorum. Yani bir şey oturmuş bunu yakalamak kolay değil diye düşünüyorum. Ben son derece saygı duyuyorum. Ben hala yine daha önce söylediğimiz baba hoca gelsin, yabancı hoca gelsin tarafına biraz daha yakınım. Ama İsmail Hoca kalırsa üzülecek miyim? Hayır üzülmeyeceğim. Benim benim istediğim çözüm olmayacak diye üzülecek miyim? Şöyle bir şey söz konusu değil. Gideceğiz. yüzde yüz desteğimizi vereceğiz İsmail evet. Hoca'ya. Yani evet. başkan içinde çok zor bir karar bu. Kimse kimseyi suçlamasın. Bu işin tek bir doğrusu yok. Biz bu yok. programı yapıyoruz. Altına sağ olsun arkadaşlarımız, izleyicilerimiz 354 tane yorum yazıyorlar. Onlar da karpuz gibi ortadan ikiye ayrılmış durumdalar. Evet. Yarısı İsmail Hoca kalsın diyor. Yarısı saçmalamayın kardeşim yabancı hoca gelsin diyor. Evet. Yani herkesin fikri birbirinden farklı. Kimse kimseyi e Küçük görmesin Aynı, bu konudan filan, dolayı. Bak, e, yorum yazanlar demişken gene bir e, beğeni ve yorum isteyelim. Artı abonelik isteme isteyelim. E, i̇stediğimiz programlarda abonelik sayıları artıyor. Sağ, Sağ olsunlar. Efendim. Hatırlatmış olalım. E, katılıyorum sana. Şimdi bu hafta içinde sevgili Orkun Yazgan'la konuşuyordum. Çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki futbolda dedi amaç nedir? Futbolda amaç uyumlu, istikrarlı, başarılı iyi oynayan takım yaratıp başarılı sonuçlar almak. E şimdi futbolda amaç yeni hoca getirmek, yeni transfer yapmak, hoca transferi yapmak. Baş... Mecbursan tabii ki ama amaç o değil. Amaç iyi takım kurup iyi giden bir takımı devam ettirmek. Süreklilik. Süreklilik sağlamak. E şimdi bunu şu anda yakalamış durumdasın. Yani benim buradaki yoksa Jorge Jesus, İsmail Kartal ikilisini... Kantara koyduğun zaman dünya futbolunda ben Jorge Jesus'un daha iyi hoca olduğunu, daha başarılı hoca olduğunu görmemek için yani futboldan hiç anlamamak lazım. İsmail Kartal'ın şampiyonluğu var mı bugüne kadar? Var. İkincilikte var. İkincilikte var. Hem Ankara gücünü hem Sivas'ı çıkarttı. Evet yani Türk birincilikte yok. Jorge e, hem Brezilya'da var hem Portekiz'de var. E, sayılar yani sayısız şampiyonluğu var. Yani tabii ki daha e, dünya futbolunda önemli bir isim ama... Şimdi geldiğinde belki diyecek güçlü oynatırım ben bu kadroyu diyecek. Vay efendim üçlü oynuyorsun, dörtlü oynuyorsun. Gidecek Beşiktaş deplasmanına. Şimdi bu hafta İsmail Kartal ile ilgili söylenenler. Jorge Jesus'la seneye ilk İnönü deplasmanına gittiğimizde, Vodafone deplasmanına gittiğimizde kazanacağımızın, ezeceğimizin garantisi var mı? İkisinin de yok. Tekrar İsmail e, Kartal'la yeneceğimizin de garantisi yok. yok. Yani sonuç olarak ben o istikrarı bozmama taraftarıyım. Ama dediğin gibi Jorge Jesus kararı alınırsa onun da arkasındayız. Jorge Jesus yani gidip de... E, Şimdi çok başka hocalar isim vermeyeyim. Onlara geçilirse İsmail Kartal tamam. yerine E tabii ki çok büyük infial olur. Ama tabii ki Jorge Jesus öyle bir infial yaratacak bir isim değil. değil. Burada artık dediğim gibi zor bir karar. Ee, daha önceki kararlar bu kararı zor hale getirdi. İş buraya geldi. Şimdi çok zor bir karar. Ama ne olursa olsun e, inşallah daha iyi e, şey edilecektir. E, en hayırlısı olacaktır. Bu arada maçla ilgili kötüleri konuş. Takımın en iyisi kimdi sence? Bana Ferdi gibi geldi ya. Bana da Ferdi gibi geldi. Ee, o yüzden e, Hamılla Bal Gibi Hareket'e Hı. geçelim. hamıl B Club'la Haftanın Bal Gibi Hareket'i. Bal Gibi Hareket, Ferdi'nin performansını seçtik. Genel ee, performans. Genel performansını seçtik. Ee, Ferdi hakikaten en çok e, top kazanan, Hı. en çok ikili mücadeleye giren, e, en çok koşan oyunculardan biri olarak. Bugün bence dün sivrildi çok kritik bir müdahalesi var Larin'in önünde. Çok kritik bir topu müdahalesi aldı. var. Yani evet. o kimin Galatasaray maçındaki müdahalelerini hatırlıyor musun? Sami evet, evet. Onun gibi aslında yani onun benzeri, benzeri bir müdahaleydi. Bir, şey yaptı. bir pozisyon daha hatırlatacağım sana. Şimdi Serdar Dursun'a herkes İrfancan'a vermediği pas üzerinden kızıyor. Ben daha çok neye kızdım biliyor musun? İkinci devre Garba Ferdi ile bir çizgiye indik. Güzel de bir orta yaptı altı pasa. Kaleciyi de geçti. Umut Meraş var, Serdar Dursun var. İkisi var sadece. Kafaya çıkıyorlar. Kaf kafaya çıkmıyor bile. Bu, bu kadar da fark var. Acayip bir fark var. Ya sen iki adım öne atsan yerinde bekliyor Serdar evet. Dursun. İyi bir Santifor. Sezileri iyi olan bir Santifor. Hemen öne doğru hamle yapar. Sen zaten Umut Meraşla yan yana kaldığında rahatlıkla alacaksın o kafa topunu. Evet. Dünyanın en kolay golünü atacaksın belki. Yerinde duruyor, bekliyor. Umut Meraş da rahat rahat çıkarıyordu bu. Evet. Bence... Serdar Dursun'a esas kızılması gereken pozisyonu hiç hiç konuşulmayan, özetlerde bile olmayan bir pozisyon. Evet. Bu arada ikinci yarının başında bir baskı yedik. O baskı 60'tan sonra kırıldıktan sonra da Ferdi'nin e, yaptığı üçgenler, bazı evet. adam eksiltmeleri, evet. ortaları vesaire Ferdi hakikaten e, bizim adımıza bence orada en öne çıkan oyuncuydu. Mert Hakan da diri kaldı değil mi o dönemde? İlk yarıyı iyi oynamadı Mert Hakan. İlk yarı değildi. İrfan Can gibi kötüydü o da ama ikinci devreki o üçgenler bir sol taraftan özellikle gittiğimiz akınlarda falan hep işin içinde Mert Hakan da var. Evet. İrfan Can'la ilgili de konuşacağım ama bu arada bal gibi hareketi kapatalım. Ee, Ferdi'yi performansını seçtik. Bu arada yeni giyim sponsorumuz Hamada'da teşekkürlerimizi iletelim. Ee, ...hatırlatıyoruz, ee, yorumların en üstüne koyuyoruz. Hummel'ın B-Club adında bir ayrıcalıkların olduğu programı var. İlk indirimlerde %15 indirim kazanıyor ee, kullanıcılar. Ondan sonra da hani puan alıyorlar ve her bir hani puan da 1 TL'ye denk geliyor. Ee, bu ayrıcalıkların kulübün parçası olmak için markanın web sitesi üzerinden de B-Club'a tıklamak... ...ve Hummel mağazalarındaki e, kara kodunu e, kolayca okutmak yeterli oluyor diyelim. E, Hummel'a tekrar teşekkür edelim. 60'tan sonrası diyordun. 60'tan sonrası diyordum. Bir de İrfan Can diyecektim. He. İrfan Can konusunda konuşmamız lazım. Ben e, dünkü performansı kötüydü. E, ara ara bu senede parladığı oldu. Ama genel sezonu değerlendirirsem ben İrfan Can'ın performansını bu performansının önümüzdeki sene Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında iddialı olan bir Fenerbahçe'nin bu İrfan Can'ın yeterli olmadığını düşünüyorum. Şimdi sağ kanatta oynuyor. Belki yeri değil. Yani mesut konusu var bence Mesut konusu kadar İrfan Can konusu da var. Arda'nın seneye orta sahada oynayabileceğini düşünüyoruz. E, arkasında daha koşan mücadele eden isimler olacak. Yani ön üçlü Santifor, sağda İrfan, solda Rossi üçlüsü bence hiçbiri ideal performans göstermiyorlar. Yani bizim tam o tarafı çözmemiz lazım. Mesut İrfan konusunda çözmemiz lazım. Ya İrfan'ı doğru yerde oynatıp performans alacaksak almamız lazım. Almayacaksak sağ tarafta ne olur bilmiyorum ama e, şu anda önümüzdeki senenin müthiş bir irfanı da var. Ben diyemiyorum. Çok sakatlık geçirdik tabii bu sezon. Yani üç tane ayrı sakatlık. Geçen sene sakat gelmişti. Geldikten sonra sakatlandı. Yani üst üste o kadar çok sakatlı oldu ki. O yüzden dalgalı performansını bir yere kadar anlayabiliyorum. Ama şu anda dün itibariyle Beşiktaş maçı itibariyle artık sakatlığını atlatmış bir İrfancan var. Evet. Yani şu anda sakatlık mazereti diye bir şey yok. İrfancan'ın performansı için. Olmaması lazım. Dünkü performans evet bence de hayal kırıklığıydı. Öyle değil mi? Evet, hayal kırıklığıydı. Yani, ee... Ve hoca da ee, çıkartmakta son derece haklı. Çok doğru değişiklikler yaptı. Yani değişikliğe oy... doğru belki biraz doğru. geç kalmış mı diyebilirsin ama 5 10 ama... dakika geç kalmış olabilir, olabilir ama ikisi de doğru. Evet. Öbür tarafta rakip hocanın gezalı oyundan çıkarmasına bakarsan o da facia. Allah razı olsun Allah diyorum razı yani. Olsun. Evet. Şimdi sen bir Fenerbahçeli olarak Beşiktaş'ta işte kimin top ayağına geldiğinde en çok böyle bir tereddüt yaşıyorsun, korkuyorsun? En çok da demeyeyim, sadece diyeyim. Gezal. Gezal. Net, değil mi? Net. Çok iyi topçu. Tabii. Ama o da maç içerisinde dediğim gibi yani biraz aşırı hırstan dolayı yaptı. Josef Sarı yaptı. yaptı. Josef de yine yaptı. yaptı. Josef her Fenerbahçe maçında yapıyor, evet, sağ, yapıyor. sağ olsun. Evet yapıyor. Fenerbahçe'ye işleri... geri gelmek istedi. Gel almadık herhalde. Onun hırsı mı? Onun diyor? hırsı diye düşünüyorum. Çünkü Joseph gerçi bize de bu hırsını hep ortaya koyardı. Ben o yüzden çok severdim. Ama şimdi Beşiktaş'ta e, herhalde camialı yani oynadığı camiaya bir aidiyeti olan bir futbolcu. Tabii ki bizim hoşumuza gitmiyor. Ama Beşiktaş taraftarı olsam da son derece hoşuma gider. 60'tan sonra da Beşiktaş kademe kademe düştü. Yani orada son darbeyi vurabilirdik biz. Pozisyona çeviremedik ama yani. Ne üzüldüm biliyor musun? Arda keşke olsaydı. Tam Arda'nın maçına dönüyordu. Tam değil mi? O evet. 60'tan sonra 60'tan sonra 70'te Arda'yı al, 20 dakika o düşmüş Beşiktaş'a önde de oynuyorduk. Evet. Maçı çözerdi. Bence de. Evet. Tamam. O da sezonu kapatmış. Yazık oldu. Çok talihsizlik ee, ya yani. Evet. Yani talihsizlikler üst üste geliyor. Yani bir defa stoper bölgesinde çok sakatlık yaşadık. Dünkü evet. en büyük sıkıntımız oydu. Yani İlk 3 stoperi yoktu Fenerbahçe'nin dünkü maçta. Ve ne oldu biliyor musun? U19 maçında da Yiğit Efe diye bir çocuğumuz var. Çok güzel bu sene iyi gelişim gösterdi. Onun da köprücük kemiği kırıldı. Ben de sana şey soracaktım biliyor musun? Dün e, Novak oynadı. Sen burada hep e, Emir Ortakay'ı Emir, Emir Ortakay çok e, övüyorsun. Evet. Acaba Emir Ortakay'ı oynatabilir miydi diye düşündüm. Novak'ın o performansını görünce. Şimdi insanlar diyor ki ya çok sert bir maçtı. Bu sertliğin kavga gürültünün içine Emir atılır mıydı diye... Emir de Novak'tan daha sert oyuncu bu arada. Öyle mi? Tabii çok gözü kara oyunculardan biri yani. O zaman denenebilirmiş. Ee, İsmail Hoca'ya bir eleştirim benim. Bu şimdi gençleri oynattı oynatmadı konusunda hani Çağatay falan da ilk başta oynatmıştı. Sonra takım daha iyi gidip yarışmacı hale gelince vazgeçti. Ee, Arda'yı da az sulanıyor. Mesela burada bir Emir e, Başakşehir 16 yaşındaki ya. genç futbolcuyu Emre Belezoğlu oynattı bu hafta. Yani ben oynatmasını açıkçası isterdim. Evet. Novak performansından daha kötü olacağını düşünmüyordum ama onu tercih etmedi. O konuda biraz e, eleştirim var açıkçası. Bu gençleri o derece rahat kullanmaktan intina ediyor. Şimdi çok doğru söylüyorsun. Yine bizim izleyicilerimizden gelen e, fikirlere ve önerilere geri dönmek istiyorum. Bir defa bir U19 maçı var biliyorsun. Galatasaray'la oynayacağız. Ve... Şimdi biz burada konuşmuştuk. Biz burada konuşmuştuk derken ben ilk bunu senden duymuştum. Ama Bu... bana da bizim izleyicilerimizden bir tanesi yazdı. Veysel isminde bizim izleyicimiz. Ondan hmm. gelen fikri ben dile getirdim. Ha, öyle mi? Ben sadece dile getiren kişiyim dile burada. Dile getiren kişisin ama e, hakikaten ne kadar değerli olduysa bir e, olmuştur diye düşünüyorum. Çok iyi olmuş. Şimdi 18 Mayıs çarşamba günü evet. saat 7'de mi maç? Evet, hepimize düşen de o maça gidip gençlerimizi desteklemek. Evet. U19 Fenerbahçe Galatasaray maçı 18 Mayıs çarşamba akşamı saat 19'da stadda oynanacak. İnşallah dolu tribünler önünde oynanacak. Hepimize de gidip Arda'yı seyredemeyeceğiz. Evet. Tek, yazık oldu. Tek negatif tarafı o ama gene de gidip desteklemek hepimize düşen. şimdi izleyicilerimizden gelen önerilere geri dönüyorum. Mesela bir izleyicimiz de şöyle bir şey yazmış geçen haftaki programın altına. Diyor ki biz eğer kara gümrük maçından sonra eğer ikinciliği garantilersek ki böyle bir şey söz konusu olabilir. Evet. Bakalım bugün Konya Antalya deplasmanında puan Zor kaybederse kara gümrüğü yendiğin anda sen ikincisisin, evet. değil mi? Şimdi Son maçımız da Malatya deplasmanı. Hep ne diyoruz bak gelecek Aman sezonu erken açacağız. Ha. Ondan dolayı bir endişemiz var değil mi? Erken açacağız erken form tutacağız bu bizim aleyhimize olur mu? Yolla... Ver izin diyor. Hı. Yolla gitsin diyor hepsini. Gençlerle Kara çık. maç. Çık gençlerle diyor. Nasıl fikir? Güzel fikir. Çok fikir. Doğru fikir. Bir hafta bir haftadır. Bir hafta tatil yapsın çocuklar diyor fazlada. Evet. Bence güzel. Bence Üzerinde böyle. düşünülmeye değer bir fikir. İsmail Hoca kendi serisinin bozulmasını çok istemeyecektir. Bir galibiyetle veda etmek isteyecektir ama ya. Çıkar Berke'yi oynat mesela o maçta. Fenerbahçe'ye veda etsin. Burak kapacağı mesela çıkar oynat. Evet. Var yani o tip gençlerimizden çok yine çok var. Çok var. Önümüzdeki sene görmek istediğin oyuncular var. Performansının yani yedek olarak kalsın mı, kalmasın mı diye düşüneceğin evet. oyuncular var hepsini. Sosa'yı oynat mesela, ediyorum. veda etsin. İyi veya kötü hizmetini verdi, gitsin son maçını oynasın. Onun tatil yapıp yapmaması çok bizim umurumuzda değil. Değil. Ama milli takıma gidecek futbolcular özellikle onlara böyle bir imkan verebiliriz. Çok değerli bir öneri daha yani evet. izleyicilerimizde Evet. Peki, e, maçı kapatıyorsak biraz eee Hoca ve transfer konusuna da değinelim istiyorum. Ee, öncelikle işte hoca konusu artık bu hafta netleşir, netleşir diye düşünüyorum. Bu hafta olmadı haftaya netleşir diye düşünüyorum. Ee, burada ben ilk baştan beri uzun uzun konuştuk. Burada bizim görüşlerimiz biliniyor işte Löv konusu vardı, e, Horgels konusu vardı. İsmail Kartal konusu başında yoktu. Fakat performansı çok iyi olunca devam etsin görüşünde olan benim gibi insanlar çoğaldı benim gördüğüm şimdi başkanın ben ilk günden beri Löv'de değil horgeyosla yakın olduğunu duyuyordum evet. yönetimde de ama bize daha yakın olan da lövdü o zaman bize daha yakın olan da lövdü ama artık löv löv çok uzattı ve çok evet. bence biraz bizi oyaladı oyaladı olarak bakıyorum çünkü üç kere görüşüldü yüz yüze görüşüldü hep ...pozitif yaklaştı, başka takımla ilgili bir durum yok dedi... ...bir hanımıyla e, ilgili bir problemden bahsedilmiş... ...vesaire, e, olmadı. E, Jorge Jesus veya İsmail hmm. olduğu sürece... ...bence Löw illa da şart değil. Ama ben başkanın Jorge Jesus'a yakın olduğunu duyuyordum. Hmm. Genel ama yönetim içerisinde... İbrahim İsmail Kartal'dan yanaymış. Hmm. Yani burada bilmiyorum nasıl bir karar alınıyor... ...başkan da karar alabilir ki bu hakkıdır... ...çünkü kulüpleri sonuçta başkan yönetir... Son kararı da başkan verecektir. Ama başkan burada kararı verirken eğer yönetimdeki e, herkese sorup yönetimdeki çoğunluğa uymak gibi bir e, karar alırsa... ...burada İsmail Kartal ismi ön plana çıkıyor. Şimdi burada tabii bizim vereceğimiz karar kadar... Jesus'un vereceği karar da önemli. Evet. O da biraz Flamengo ile flirt aşamasında sanki, değil mi? Kırıştırıyor biraz Bence sanki. Bence Flamengo'yu bizle olan pazarlıkta kullanıyor diye ben düşünüyorum. Öyle mi diyorsun? Öyle düşünüyorum. O yüzden e, biz de 30'a düşmüyoruz diye duyuyorum. Hı -hı. Yani biz de 30'a düşmemek için hani e, Brezilya'dayken şu teklifi yaptık. Al bunu da diğerlerine götür. Hı -hı. Yapmıyoruz. Yani orada son noktada anlaşacaksak bir teklif anlaşacağız, anlaşacağız. Hı -hı. Ee, ...orada bir... ...Horgesun'un e, bir tuzağına düşmemek gibi bir... ...düşünce var ki onu da ben... ...son derece doğru buluyorum. Flamengo da dün yenilmiş kendi sahasında. 14. 15. falan. Evet. Yani şampiyon ya. olduktan sonra geçen seneyi... ...ikinci bitirmişti. Şampiyon olamamıştı. Şimdi de böyle bir bayağı hoş... Daha ...çok başı Brezilya Ligi'nin ama... Evet. bayağı bir alt sıralarda bir karışıklık falan... ...varsa ve... ...hocanın başını yerlerse... ...bir anda dengelerde değişebilir orada. Hiç belli olmaz. Evet. Ee, transfer tarafına gelirsek İsmail Kartal'ın şu anda mevcut hoca olarak bir e, listesi var. Orada Kasımpaşa'dan biliyorsun oyuncular konuşmuştuk. Eren Elmalı'yı konuştuk. Umut Bozoğlu konuştuk. Hatta biz hmm. e, Muleka olur mu diye konuştuk. Evet. Öyle bir girişim yokmuş. Bununla beraber Kaleci Ertuğrul da evet. düşünülen isimlerden biri ve İsmail hocanın istediği bir isim. Ee, ben Ertuğrul demişken de e, Ertuğrul Taşkıran'la ilgili bir iki cümle etmek istiyorum. E, Ertuğrul'un ben Fenerbahçe'den ayrıldığı dönemde, Bolu'ya gittiği dönemi yakından e, bilenlerdenim. Ertuğrul'un o dönemde yaptığı fedakarlığı ve Fenerbahçeli'liği çok yakından şahit oldum. Onun için şahsen eğer Ertuğrul geri dönerse çok sevinirim. Kendisine de bir iade itibarı yapılmış olur. E, i̇yi bir Fenerbahçeli. Şimdi Ertuğrul her gittiği deplasmanda, bir Trabzon deplasmanda gittiği zaman Fenerbahçeli olduğu için hala... Oh. E, tepki alıyor. Tabii. Beşiktaş deplasmanına gittiği zaman o tepkiyi alıyor. Fenerbahçeli Ertuğrul. Fenerbahçeli için. Ertuğrul. Fenerbahçe'ye geldi. 4 sene boyunca kiralık gitti. Evet. Sesini çıkarmadı. Son gene o bol olayında Hı. Fenerbahçe için sesini çıkarmadı. Fenerbahçeli Ertuğrul ve sadece Fenerbahçelilik değil. Bu seneki performansı da milli takıma da çağrılacağını duyuyorum. Öyle mi? Milli takıma da çağrılabilir. 32 yaşında son derece kaleciliğinin olgun döneminde bu yabancı sayısı problemi varken bugün Ertuğrul yabancı gibi bir kaleci alaması, almak istesen vereceğin servis parası belli. Tabii. Yani bugün 6 ayın arkasında, 6 ayın da ara ara sakatlandığını da görüyoruz. Yani ben bugün Ertuğrul Fenerbahçe kalesinde olsa son derece güvenebileceğim bir kaleci. Gayet de olgunluk döneminde. Bir de İngiliz... çok karakterli çocuk ya. Şimdi bizim mi? gençlik zamanında hatırla bizim oyuncumuzdu ve kiralıyorduk her sene tecrübe kazansın diye. Evet. Bir oynadığı Samsun'da oynadığı maç var. Kayseri'de oynadığı maç var. Bize, bize karşı. karşı. Bize karşı oynuyor. Evet. Takır takır oynuyor. Ve puan kaybediyoruz. Evet. Bizi, bizi çok üzen maçlar o maçlar. Çıktı aslanlar gibi ekmek yediği yere hizmetini verdi. Doğrusunu da yaptı. Evet. Çok da karakterli dört dörtlük bir çocuk. Yok evet. Yani ben de tanıdığım için söylüyorum. Çok e, düzgün bir karakter. Çok isterim Fenerbahçe'ye geri dönmesini. E, ve bizim ona bir borcumuz var. İnşallah da olur. Diyelim. Futbolu yavaş yavaş kapatalım mı? Gündem yoğun diğer branşlarda da. Diğer branşlarda şimdi, konuşacağız. Şimdi diğer kulüpler hep diyorlar ya Nisanlar bizim, Mayıslar bizim falan filan diyorlar. Ama futbolda şampiyonluğun uzağında kaldıklarında Nisan'da kontak kapamış oluyor. Evet. Halbuki bizim için yeni başlamış oluyor. Yani bizim playoff'lar, finaller. Tabii tabii her evet. taraf final dolu. Bu akşam voleybolda 2 bir öndeyiz vakıf bakarsında. Dördüncü maç kazanırsak şampiyon oluyoruz değil mi? 10 dakikada biletler bitti. Ben zor aldım. Girdim son bileti de ben almış olabilirim ha. Öyle mi? Evet. Çok güzel, çok güzel yerinden, atmosfer güzel olacak. Bir yerden bulabildin mi bari? Kimse yerinde oturmuyor buran Felek'te ya. Ha, <laughs> gider otururum ben bir yerleri. Ee, evet, ben de ekran karşısında olacağım. Çok e, keyifli maç olacak. Hakikaten vakıf banka karşı kaybediyorduk ama bu sefer e, harika da bir seri oluyor. İnşallah olacak kaptan. Vallahi gurur duyuyoruz sarı meleklerle. Evet. Yani Kolay iş değil he. Vakıf Bank'a karşı 2 bir öndeyiz. Yine kolay değil. Bak bugün de işimiz kolay değil ama böyle voleybol branşının seyirciyle bütünleşme konusunda en etkili branş olduğunu düşünüyorum ben. İyi seyirci, destek veren seyirciyi arkalarına aldıklarında performansları katlanıyor. Bizim kızlar da özellikle çok istiyorlar bunu. Evet. Çok böyle hakikaten hissedebiliyorsun onu sahada. Bugün güzel seyirci, güzel destekle inşallah o şampiyonluk kupasını kaldıracaklar. Çok istiyoruz. İnşallah. Ben de geçenlerde galiba Galatasaray maçıydı. Sevgili e, şube sorumlusu Simila Beyazıt'ı gördüm. Ya, voleybol pek konuşmuyorsunuz dedi. Dedim şampiyon olacak. Şampiyon olunca konuşacağız. Söz dedim. E, o yolda gidiyor. İnşallah da i̇nşallah e, hakikaten e, çok değerli bir şampiyonluk olur. Olursa da haftaya bol bol övgüler evet. yağdırırız. Olmasa da evet. yağdırmak lazım. Çünkü dediğin gibi... Orada rakip Vakıf Bank, burada rakip Anadolu Efes, orada rakip Galatasaray, burada Beşiktaş. Rakipler hep değişiyor ama orada hep Fenerbahçe oluyor. Biz de bundan ne kadar gurur duysak az. Dünya şampiyonu Vakıf Bank'a karşı oynuyorsun. Yani az buz değil evet. Vakıf Bank'ın arkasından ikinci olduğunda yerden yere mi vuracağız bu takımı? Kesinlikle hayır. Peki. Kadın e, basket kad orada da final geldi. Kadın baskette de, de final geldi. Kadın futbolda lider bitirdik. İkinci grubumuzu. grubumuzu. Evet. E, şimdi orada Orada karşı grubun dördüncüsüyle eşleşeceğiz. Kimle eşleşeceğimiz belli mi? Tam belli değil orada ben tam anlayamadım bir konacık belediyesi var, Hakkari spor var yani hangisi ee, gelecek bilmiyorum çünkü eksik maç falan var. Bir netleşsin o zaman göreceğiz bakalım kimin geldiğini. Orada Beşiktaş e, lider bitirdi diye biliyorum. ikincide. Yok, Beşiktaş yoksa... bizim grubumuzun ikincisi oldu. Ha Beşiktaş bizim grubumuzun ikincisi. Evet. Orada bir. Gol bir yeme... Antep takımı. Antep takımı gol evet. yemeden gelen bir Antep takımı vardı evet, geçen evet. haftaya kadar. Evet. Böyle bir enteresan takım o var. geçen sene de iyi bir takımmış. Bakalım yani o diğer grubun seviyesi bizimkinin biraz altında diyorlar. Ama oynadıkça göreceğiz tabii rakipleri. Ee şeyi o çeyrek final mücadelesini rahat geçeriz diye düşünüyorum. Yarı finalden itibaren esas iş başlıyor. Evet. Orada da yine Beyler Bey olursa maçlar ücretsiz taraftarları bekleriz. Yani çok keyifli güzel maçlar var. Çubuklu'yu da çok güzel temsil eden bir takımımız var orada. Yürekli bir takımımız var. Hepsine destek vermek lazım. Evet, hepsinde finalleri konuşuyoruz. Kadın basketi konuşuyoruz, kadın futbolu konuşuyoruz, voleybolu konuşuyoruz. Erkek basket bakalım playoff. Erkek baskete gelelim istedim ben. Ben biliyorsun 14 Nisan tarihinde Itudis. önümüzdeki son yeni hocamız olacak. Eğer CSEK rolüye alınmazsa demiştim. Bu hafta o konuda baya bir haber çıkmaya başladı. Itudis'le anlaşmışız ki Itudis ben bugün mevcut Jorge e tercih ederim. Bir de ben şöyle bakıyorum. Eğer Itu ismi olursa basketbolda hedefin gene e, Euroleague'in Final Four olduğunu gösteren bir e, hoca seçimi olmuş olur. O açıdan çok e, önem veriyorum ben. İtudis varsa bütçe, <laughs> bütçe küçültme falan yoktur manasına yoktur. geliyor bu. Yoktur. Onun için İtudis ismi CSK'da büyük ihtimalle alınmayacak Euroleague'e. Olacak diye düşünüyorum. Will Clyburn'u da aslında getirsin. Clyburn konusu da var. Hem de olalım ondan. Benim e, kaynağım ee, bana Itudis söyleyen sevgili hmm. ortak arkadaşımız. isim hmm. İsim de verelim istiyorsan. Verelim. Verelim. Ş Şeker İsmail'den duydum. Ee, kendisi şimdi diyor Clyburn'de olmak üzere diyor. Yani Oo. bakalım bize mi olacak başkasına mı olacak diyor. O zaman. Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Ben tabii hoca konusunu konuştuğumuzda ben... Trincieri'ye daha sıcak bakıyorum demiştim Söylemiştim. ama. Söylemiştim. ise de hayır demem elbette. Üst evet. düzey bir hoca. Ama Clyburn'e daha çok sevinirim. Clyburn hakikaten iyi bir transfer olur. Bakalım onu göreceğiz. Orada da playoff'ta Bursa ile eşleştik. Yani bu Bursa takımı 8. oldu. Ben baktım Bursa bize biz ligde Bursa'ya kaybetmiştik ya. deplasmanda. Ee, yanılmıyorsam Efes de kaybetmişti Bursa'ya. Çok yani iyi takım. yani Bursa iyi takım. Zaten Euro Cup'ta finale çıktı. Belki Euro oynayacak ee, seneye. Belki seneye Euro oynayacak takım. Yani 8'in birinci bitirip eşleştiğimiz takım da hakikaten bir Fenerbahçe şanssızlığı diyelim. Ya. Ama bir şekilde geçmemiz lazım. Ondan sonraki rakip Galatasaray olabilir de olamıyor. Üçüncü oldu Galatasaray. Galatasaray Anadolu Efes Büyük ihtimalle yarı final olacak. Biz çıkarsak Antep Darüşşafak'a galibiyle mi oynayacağız? Oynayacağız. Oradan da inşallah finalde Anadolu Efes istiyoruz. Ve artık Anadolu Efes'e de son dönemde kaybettiklerimiz maçların üzerine bir ee, galibiyet istiyoruz. Sağ avantajımız var. Salonda olacaktır inşallah. Oradan da... Djordjevic biliyorsun e, Milano'yu 4-0'la geçti geçen sene. Bologna'nın başındayken. Bologna'nın başındayken. Belki bu şekilde de eğer ki daha iyi takımda evet. Milano biliyorsun. Euroleague takımıydı. Evet. Aynısını Anadolu Efes'e de bizim başımızdayken yapar diye ümit edelim. Önce şu Bursa'yı geçelim de bir. Kolay evet, evet, iş Burcu. değil ama çarşamba günü onların final maçı var. Ondan sonra başlayacaktır bizim seri diye düşünüyorum. Bir konsantrasyon eksikliği olur mu onlarda? Yani kazansalar da kaybetseler de belki ondan da yararlanırız diye düşünüyorum yani. Evet İlk maç içeride mutlaka kazanmamız lazım. Evet. Çünkü ikiye varan ilk turda diye biliyorum. Evet. Evet. Hala öyleyse yani ilk maçı kaybedip orada... İş, işler i̇şi, işi, zorlaşır. E, önünde Bursa'da riske atmayalım. O zaman bize de büyük görev düşüyor. Yani, yani öyle bizim zaten futbolda şampiyonluktan geri kalmamamız sebebiyle maçlara gene gittik, tribünü doldurduk ama bir şampiyonluk hedefimiz yoktu. Fakat bundan sonrası için evet. bu akşam voleybol, yarın erkek basket, kadın basket, kadın futbol hepsinde şampiyonluk hedefimiz var. Evet. Hepsinde dediğin gibi bize düşen oraya gidip takımı desteklemek. Ama bu işte bu yakaladığımız hava var diyoruz ya. Yani Hava ile açtık, hava ile bitirelim istiyorum evet, ben de. Evet, o hava tribünlere çok... de yansır. Yani ben böyle bir basketbol serilerinin özellikle Efes'le kalırsak tamamen dolu tribünler önünde oynanacağını düşünüyorum. Kesin öyle olacaktır. Ee, dediğim gibi çok güzel bir hava yakaladık. Ee, divanda bunu gördük. Ee, tekrar edelim. Sevgili Başkan'ın Uğur Dündar'a sahip çıkması. Dün Beşiktaş maçına yöneticilerle aynı otobüste davet edilmiş ee, Uğur, güzel. Uğur Dündar beraber gitmişler. Ee, Vefa de, Bey'le de yan yana seyretmiş galiba Ne kadar güzel Vefa Bey'le de yan yana seyretmişler yani Bunlar görmek istediğimiz tablolar e, İlk başta başlarken bu şekilde başlamıyor gibiydi Üzülüyorduk hmm. Şu anda gördüğümüz tablo inşallah Fenerbahçe'ye iyi gelecek bir tablo devamını, bu, devamını bekliyoruz Uyum içerisinde çalışmamaları için hiçbir sebep yok diyorduk Aslanlar gibi de omuz omuza çalışıyorlar evet. Mücadeleyi veriyorlar Gelecek sezonki savaşımızın bayraktarlığını yapıyorlar beraber bizler de arkasından gideceğiz. Evet. Biz de rakip çok. Ee, işimizde rakip yaratmayalım. Başkanın son dönemdeki çıkışına full destek. Hep beraberiz. Ee, i̇nşallah da önümüzdeki sene artık istediğimiz şampiyonluk gelecek. Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluk Fenerbahçe'mize yakışır. Yakışır. Haftaya görüşmek üzere.